Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün 3. sınıf matematik dersi doğal sayılarla ilgili problemlerle karşınızdayım. Toplam 6 problemimiz var bugün. 1. problemle başlayalım inşallah. 9, 2 ve 5 rakamları ile yazılabilecek en büyük ve en küçük 3 basamaklı sayıların farkı kaçtır deniliyor. Rakamlarımız 9, 2 ve 5. Evet 9, 2 ve 5. Farkı dediği için biz önce en büyük sayı yazıyoruz. En büyük sayı yazarken... Evet, büyükten küçüğe doğru rakamları sıralıyoruz. 9, 5 ve 2 sayımız 952. En büyük sayımız. En küçük sayıyı altına yazıyorum. Küçükten büyüğe doğru rakamları sıralıyorum. 259 en küçük 3 basamaklı sayı. Farkı dediği için çıkarıyorum sevgili öğrencilerim. Evet, 2'den 9 çıkmaz. Buradan 1 onluk alırım. Burası 4 onluk olur. Burası 12 olur. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. 4'ten 5 çıkmaz. Buradan 1 onluk kalırım. Burası 8 kalır. Burası 14 olur. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. 8 vardı üstte. 8'den 2 çıkarsa 6. Evet. Sonuç 693. İkinci soruyla devam ediyorum. 3 onluk, 6 birlik ve 4 yüzlükten oluşan sayı hangi onluğa yuvarlanır? Burada sayımızı sıralarken dikkat etmemiz gereken sevgili öğrencilerim, kimileri hemen 364 yazıyorlar. Evet, sayıları bu şekilde sıralayarak hızlı bir şekilde yaptıkları zaman yanılabiliyorlar. Halbuki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak yüzlüklerden başlamamız gerekiyor. O halde sayımız 4 yüzlük, 3 onluk ve 6 birlik. Yani oluşan sayımız 436. Peki soruda bizden ne isteniyor? Bu sayıyı hangi onluğa yuvarlayabiliriz? Evet, birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı eğer 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa, yani buradaki onluk 3 onluk, bir sonraki onluk 40 olur. O halde sayımız 440. Üçüncü soru, verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamız isteniyor. Baştan 3. sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır deniliyor. Önce sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet, 424, 398, 436, 385 ve 453. Yüzler basamağına baktığımız zaman 398 ve 385'in en küçükleri olduğunu görüyoruz. Diğerleri 400'lük. Peki bu ikisi arasında en küçüğü hangisi? Evet, bakın 398'de 9 onluk var. Onluğa bakarız. 385'te 8 onluk var. O halde 385, evet 385 küçüktür 398'den, o da küçüktür. Şimdi 400'lüklere bakıyoruz. Hepsi 400'lük olduğu için onlar basamağındaki rakamlara bakarız. 2 onluk, 3 onluk ve 5 onluk. O halde 2 onluk en küçüğü, yani 424 küçüktür. Evet, 436'dan. 436 küçüktür 453'ten. Sayılarımızı bu şekilde küçükten büyüğe sıraladık. Ama soruda bizden istenen nedir? Baştan 3. sayının. Evet, bakın bu 1., 2. ve 3. Baştan 3. sayı 424. Bu sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 2 onluk. Nedir sevgili öğrencilerim? Doğru cevabımız 20. Evet. Evet, yukarıdaki sayılardan 90'a yuvarlananların toplamı kaçtır deniliyor. Evet, bakalım. 95 bir sonraki onluğa yuvarlandığı için 100 yapar. 90'a yuvarlanmaz. 84 kendi onluğuna yuvarlanır. 80 olur. 89 bir sonraki onluğa yuvarlanır. 90 olur. 99 100'e yuvarlanır. 93 kendi bulunduğu onluk 90'a. 85 bir sonraki onluk yine 90'a yuvarlanır. O halde bu sayıların toplamı isteniyor bizden. 89, 93 ve 85. Evet, şimdi bu 3 sayıyı alt alta yazıp toplayalım. 9, 3 daha 12. Evet, 12'nin üstüne 5'i ekliyorum. 17. 17'nin 7'si elde var. 1. Buraya ekliyorum eldeyi. 8, 9 daha 17. 8 daha 25, bir de elde 26. O halde sayımız 267 yapıyor sevgili öğrencilerim. 5. soru, 948 ile
476 sayılarının yuvarlandığı yüzlüklerin farkı kaçtır? Evet. Şöyle yapalım. 948 yüzlüğe yuvarlamamız isteniyor. Bakın 948'in son iki basamağına bakarım. 48 sayısı 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğüne, yani 900'e yuvarlanır. 476, evet, 476 76 50'den büyük olduğu için bir sonraki yüzlük 500'e yuvarlanır. Aradaki fark, 900'den 500'ü çıkarırsak sevgili öğrencilerim, sonuç 400 kalır. Son sorumuz, 5, 0, 3 ve 8 rakamları ile yazılabilecek 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların birler basamağındaki rakamlarının toplamı kaçtır? Şimdi bize 4 rakam verilmiş ama 3 basamaklı en büyük isteniyor ve en küçük isteniyor. O halde sevgili öğrencilerim, önce en büyük sayıyı bulalım. 3 basamaklı 8, 5 ve 3 sayılarını yazıyorum. Evet, 0 yazmıyorum. 853 yazılabilecek en büyük 3 basamaklı sayı. Bu rakamları kullanarak yazabileceğim en küçük 3 basamaklı sayı, 0'ı başta yazamayacağım için önce 3'ü yazıyorum, ardından 0'ı yazıyorum, sonra 5'i yazıyorum sevgili öğrencilerim. Bu rakamlarla yazılabilecek en küçük 3 basamaklı sayı ise 305. Şimdi benden istenen nedir? Birler basamağındaki rakamların toplamı isteniyor. Evet, birler basamağında burada 3 vardı. 305'te de 5 var. Birler basamağındaki rakamları topladığım zaman sonucun 8 olduğunu görüyorum. Evet sevgili öğrencilerim, bu şekilde 3. sınıf doğa sayılarla ilgili 6 problem çözdüm. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize başarılar diliyorum.